Herkese merhaba. Bu videomda Natasha Dunn'la Metropolis paletiyle bu göz makyajı yaptım. Tamam, yine turuncu kullandım ama yeşiller de kullandım. Ve biraz farklı bir detaylar gibi bana. İşte böyle çok koyu kahverengi dudak normalde giymiyorum. Ama bu yeşillikler göz kapaklarını da çok beğendim. Ve galiba artık yeşil göz makyajı yapacağım. O kadar sevdim. Sonuçta çok beğendim. Umarım siz de beğeneceksiniz. Hadi başlayalım. Bu paleti uzun zamandır çok istedim. Çok istedim ve en sonunda bunu aldım. Kesinlikle %100 söyleyeceksiniz. Bu renkler zaten senin koleksiyonunda var falan filan. Ama Natasha Denona formülü gerçekten başka bir şey yani. Ve o yüzden bunu merakla bekliyordum ve yani almamaya çalıştım ama sonunda aldım tabii ki. Tabii ki bayağı pahalı bir palet, 100 euro, 100'den daha fazla bile. Ama ben tabii ki indirimleyle aldım, 75 euro falan oldu. Çok güzel bir palet. Renkler, işte her şey çok güzel. Mesela bu sarı gibi turuncu, bu turuncu. Bu eşitli renkler, bunu kullandım zaten, dayanamadım. Çok güzel duruyor. Ama bugün bu böyle duokrom gibi bir renk var. Hala altın. Ama altına gibi yeşillikler var. O yüzden bu renkle başlıyorum. Kriz Bogama. Sonra işte bir tane turuncu belki koyabilirim. Bu yeşili de çok merak ettim aslında. Ve üstüne bu yeşil altın rengi bir koymak istiyorum. Hadi bakalım nasıl olacak. Kriz için bir fırça alıyorum ve bu sarıyla başlıyorum. Aslında sarı değil. Benim göz kapaklarımda böyle kahverengi turuncu gibi, böyle mustard. İngilizce'de onu mustard rengi diyorlar. Böyle sarı, kahverengi ve turuncu arası bir şey. Şimdi birazcık ama böyle tık tık gerçekten bu şekilde alıyorum çünkü bu turuncu bayağı pigmentli ve bu turuncuyu birazcık ekleyeceğim ve görüyorsunuz gibi çok zengin bir renk olduğu için her şeyi turuncu yapmak istemiyorum. Bu gözü çok daha turuncu yapmış. Soft olsun istiyorum. Şimdi bu yeşili çok merak ettim. Çok güzel açık bir rengi. Bunu biraz eklesem mi acaba böyle dış köşelere? Birazcık bir şey farklı. Ama sonra çok kötü çıkacak diye korkuyorum. Böyle emin değilim. Böyle fırçamla bu yeşili alıyorum. Bu böyle mat ama mat gibi değil. Çünkü çok daha pigmentli, bu böyle ıslak bir hissi var. Ama göz kapaklarında mat gibi duruyor. Bunu birazcık Kriz Bogama da ekliyorum ama çok az. Onlar bu renkle birlikte karıştırıp şey böyle istemediğiniz renk çıkmasın. Korkuyorum. Diş köşeleri. Bir tık gerçekten böyle çok az. Böyle küçük fırçalarım için bulmaya çalışıyorum. Böyle bir fırça. Bu biraz daha kahverengi ama yine de yeşil. O da aynı şekilde böyle ıslak bir mat. Hmm.
bunu çok kolay blend ediyorlar ve çok kolay bir günde çok güzel. O yüzden bu formülü çok seviyorum. Bu formül zaten Biba paletiyle de vardı ve ben o paleti biliyorsunuz çok seviyorum. Biba paleti galiba benim dün de kullanacağım ya da Patmograph paleti. Geçen videoda bu paletiyle kozmakyaj yaptım. Son oldu, o yüzden onu da kullanmayı düşünüyorum. Şimdi bu her şey üstüne bu güzel ışıltılı rengi alacağım. Aslında sarı gibi duruyor zaten. Sarı, yeşillik de var, turuncu da var. Oh, çok çok güzel bir renk o. Bunu böyle... Abi ya, ne yaptınız? Ne yaptınız? Çok mutluyum bu şey yeşile kadın. Çünkü burada bayağı sarı gibi altın rengi duruyor. Burada çok daha yeşil, biraz daha yeşil, biraz daha koyu oldu. Burada çok çok güzel bir renk. Ve şimdi iç kaşara biraz böyle bir şey simli istiyorum. Bu fara döneceğiz. Çok bastım ve çok böyle çok yine bu galiba ıslak bir. Ama çok pigmentli değil aslında, bilmiyorum, böyle garip bir formülü var. Böyle ıslak gibi ama ıslak değil. Çok iyi değil mi ya? Of arkadaşlar çok iyi. Temiz bir fırça alıyorum, her şeyi üzerine geçiyorum. Maskaramı kurutmadan önce ruj süreceğim. Bu NYX'in Lingerie Ruffle'ın rengi. Biraz daha soğuk bir rengi istedim. Aslında soğuk değil. Onun üstüne biraz daha soğuk bir rengi süreceğim. Bu Beauty Mark. Böyle şey, bayağı kahverengi. Evet, galiba bu kadar. Yani başka bir şey yapmayacağım. Ruj biraz daha koyu oldu istediğimden. Ama sanki koleksiyonumda bir şey bulmadım. Belki biraz rujlar almadım. Bu paleti çok beğendim. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel renkler. Biraz yeşil de uyguladım. Ve bu ışıkta biraz farklı görünüyor ama bu aynada görüyorum. Gözlerim biraz daha yeşil gibi duruyor. Çok komik aslında. Bu fare yüzünden. Belki biraz daha yeşiller kullanmam lazım. Çünkü bayağı bunu beğendim. Böyle bu ışıltılı rengiden simler tam bütün göz kapaklarıma, kaşıma kadar gitti. Ama abartılı bir şekilde değil. Normalde sadece göz kapaklarımda kalsın sim falan diyorum. Bu bayağı böyle dağılmış. Ve beğendim ya, kötü değil. Böyle
Sanki bütün göz kapaklarım böyle ışırtılı, ışırtılı bir şekilde parlıyor. Güzel bence. Bu ruju normalde böyle renkler kullanmıyorum ama olsun ya. Kış falan. Evet, ben bunu çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve gelecek videomda görüşmek üzere.